Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıllarda bir göle 96 milyon adet topun atılması internet üzerinde birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Üzerine birçok teorinin dile getirildiği bu gizemli olayın detaylarına hazırsanız hep beraber bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles eyaletinde dışarıdan bakıldığında insanı hayrete düşüren bu dahice fikrini uygulamaya konmasının üzerinden tam 5 sene geçmiştir. Gölge topu ismi verilen 10 cm çapındaki ve polietilenden üretilen tam 96 milyon siyah top şehrin su rezervlerinin üstünü kaplamak için kullanılmıştır. 25 yıla kadar dayanıklı olabileceği söylenen bu toplar ultraviyole ışığa karşı özel bir kaplamaya sahip. Javier C. şirketi tarafından üretilen gölge topları, yerine yenileri getirilmeden toplam 10 sene boyunca gölün üzerinde kalması planlanıyor. Maliyeti 96 milyon lira olan bu topların bir tanesinin fiyatı ise tahmin edebileceğiniz gibi 1 lira yapmaktadır. Topların su üzerinde daha sabit bir şekilde durabilmesini sağlamak için her topun içi su ile doldurulmuştur. Bunun yanı sıra su seviyesinin yükselmesiyle yüzey alanı artacağı için toplar üst üste duracak miktarda fazlaca atılmıştır. Bu sayede su seviyesi yükseldiği zaman üstte bulunan toplar düşerek yüzeyi tamamen kaplayabilecektir. Her ne kadar doğal görüntüye zarar verdiği düşünülse de bu topların kullanılmasının önemli bir sebebi var. Daha önceleri özellikle havaalanlarında su alanlarını kuşlardan uzak tutmak ve petrol alanında suyun buharlaşmasını önlemek için kullanılan bu toplar bu sefer bambaşka bir amaca hizmet etmek için kullanılmıştır. Bu topların kullanılmasındaki esas amaç suyun buharlaşmasını önlemek değildir. Topların kullanılmasındaki temel amaç suyu zararlı kimyasallara karşı korumaktır. Su rezervlerinde doğal olarak bulunan bromit maddesi güneş ışığıyla temasa geçtiğinde kanserojen bir madde olarak görülen bromat maddesini açığa çıkarabiliyor. Hatta 2007 yılında Los Angeles'ta bromat oluşan 600 milyon galon su bu nedenle boşaltılmak zorunda kalmıştır. Fakat bu deney sayesinde suyun güneş ışığıyla teması kesilecek ve böylece suda hiçbir zaman zararlı maddeler oluşmayacak. Bu görüntülerin internette yayılmasından sonra birçok insan göldeki bu plastik topların zararlı olabileceğini ve kansere yol açabileceğini iddia etmiştir. Peki, gerçekten bu toplar insan sağlığına zararlı olabilir mi? Gelin bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım. Özel bilim adamları tarafından geliştirilen bu topların hiçbir kanserojen etkisi bulunmuyor. Günlük hayatta kullandığınız plastiklerden farklı olarak bu toplar güneş ışığı altında moleküler yapısını kaybetmiyor ve sudan etkilenmiyor. Bunun yanı sıra insanlara hiçbir zararı olmayan bu toplar tıbbi plastik ürünlerinden esinlenilerek tasarlanmışlardır. Bu siyah toplar aynı zamanda güneş ışığının büyük kısmını yansıtarak suyun bir miktarının buharlaşmasını önlemektedir. Topların üzerinde bulunan özel bir kaplama sayesinde güneşin ultraviyole ışıkları kolaylıkla engelleniyor. Bu projeyi gerçekleştiren kişilerin yaptığı açıklamalara göre her yıl 300 milyon galon suyun korunması beklenmekte. Peki bu bilim adamları bu toplar yerine gölü siyah bir branda ile kaplamayı düşünmediler mi? Bunun sebebi ise aslında siyah branda ile kaplanan gölün hava alamamasıdır. Gölün hava alamaması sonucunda oksijen oranı düşecektir ve sudaki bakterilerin sayısı artacaktır. Bu olayda gölün ekosistemini yok edecek ve zararlı gaz salınımını artıracaktır. Bu yüzden de bilim adamları aralarında boşluklar olan bu topları kullanmışlardır. Peki siz bu sistemin yaygınlaşmasını ve ülkemizde kullanılmasını ister miydiniz? Fikirlerinizi bize yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz.